Hop, vahimali, havatili haberler geldi. Ne makalış gerek? Bana şu yaptı buradalar, ertelap türüp, közümüz birinci çoğdu göncüge, kağıtta kılıp, kızıl harflarına yazıp koyuşumuz gerek. Sıkılgen, gam taşmışke batken, alamzada, muammalarını köplüge sebeple yukusunu yokatken insanlar için. Rız topaman de, nemele bilen kalbim ben. Rız topaman de, nemelerge özgünü uğru yürüpsen. Rız topaman de, kayırlarda yürüpsen. Assalomu alaykum aziz birodarlarim. Videoni keng tarqalish uchun like bosishni unutmang. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam sababchi bo'lgan qilgan bilan barobardir deganlar. Inshaalloh bu sabab siz ham ajru savoblarga kelmagan kelajakni qo'yib tur. Insonni bugungi kunini ikkita narsa fasodga uchratadi. O'tmishga bo'lgan pushaymon va kelajakdan bo'lgan xavotir qayg'u. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de merhamet kıladı. Estaizu billah. Ata amrullahi fela testa'ciluh. Allah'ın fermanı kelip kaldı. Bazı sizler onu şaştırmayı koya kalınlar. Hadiselerini şaşıltırma. Onlardan uzup geçişki urunma. Akhir sen anasını başa danıdaki hamileni yetilmezden evvel tuğul için hal etsem mi? Hala non pişip ülgümezden durup onu tandırdan uzu alıştı isteysen mi? Ertengi gün yok. Hal o yaratılgeni yok. Onu rengiyem yok, şekliyem yok, tamiyem yok, vücuduyem yok. Yok o. Enlenimi için onu bugün gamını kılıp, taşvişini kılıp, bugün yükünümüzü ban kılışımız gerek. Hala onu yaratılmayan musibetleri, güman kılınırken hadiselerini başımızda kıyıp alıp, nemi için bugün yükünümüzde gamge girişimiz gerek. Bunlar hala bor mu, yo'q mu? Alloh u musibatlarni, biz gumon qilayotgan musibatlarni yaratadimi, yo'q mu? Buni hech kim bilmaydi. Ehtimol odamlar ertaga bo'ladi deb qo'rqayotgan, vahima qilayotgan narsalar ular o'ylagandan ko'ra yengilroq bo'lar yoki undan ko'ra yaxshiroq bo'lar. Muhimi u ertangi kun, g'ayb olamida. U hali yo'q. Shuning uchun yo'q narsani g'amini qilib, bugungi bor kuningni fasodga uchratma birodar. Ko'prikka yetmasdan turib, undan o'tishlikka urinma. Avval yetib boraylik-chi. Ehtimol biz yetib borguncha ko'prik sinib yo'qib ketar. Ehtimol o'ylaganimizdan ko'ra yengilroq o'tib ketarmiz. Axir o'smagan terakka laylak in qurmaydi-ku birodarlar. Shuning uchun kelajak haqida fikr yuritish uchun aqlga erk berish g'ayb kitobini ochishga kirishib ketib, keyin kelishi kutilayotgan musibatlarni o'ylab vahimaga kirib qolish shar'an qoralangan ish. Ertangi kun hali yo'q. Kelajakdan qo'rqma. Sen o'ylagan vahima bormi, yo'qmi? Sen bo'lasanmi u kuni, yo'qmi uni Xudo biladi. Shuning uchun birodarlar, bunday yo'l tutishlik aqlga to'g'ri kelmaydi. Aqlli odamning ishi emas. Odatda suvni ko'rgandan keyin odam o'tigini yechadi oyog'ini yuvish uchun. Suvni ko'rmasdan turib o'tib yechilmaydi. Albatta bu o'rinda birodarlar ilmga asoslangan, hujjat dalili bor, aniq hisob-kitoblari bo'lgan, hisob-kitoblari aniq bo'lgan, ilmiy xulosalar bilan aytilgan narsalarga tayyorgarlik ko'rish bu boshqa masala. Masalan, ob-havoni sovuq kelishiga aytilmayapti. Bu ilmiy asoslangan, ilmiy dalillari bor gap. Monotsiklon kelyapti, manday-manday bo'ladi, bir sovuq bo'ladi, ko'mirda ettiroq harakatini qilinglar, uylarda isishlikni paydo bo'linglar deb turib, hujjat dalillangan, ilmga asoslangan, isbot dalili bor xabar bo'lsa, bu kelajak haqida bir o'ylanib, uni tadbirini, chorasini ko'rishlik boshqa masala. Ammo odatda odamlar asossiz o'y-gumonlarga tayanib, vahimalarga beriladida, o'zlarini xorlikka ro'baro qilishadi. Bu dünyada yaşayken juda ko'p odamlar kelajakdan qo'rqadi. Och qolib ketishidan, kasalga uchrashidan, faqirlikdan, musibatlarga kelishidan qo'rquv bilan yashaydi. Binobarin bugungi kunni boy beradi. O'zi Tavrotda yozilgan ekan, kitoblarda keltiriladi, Tavrotda shunday deyilgan. Aksaru ma yuxof la yakun. Odatda odamlar qo'rqayotgan, sodir bo'lishidan qo'rqayotgan, vahima qilayotgan ko'p narsalar bo'lmaydi. Odatda odamlar vahima qilayotgan narsalarning ko'pi bo'lmaydi. Shu
karantin arapası da buradalar kareler de adam külgün kelette kılıyken işimizi görüp durup. Onlar aşağıya taş yok gitti. Kendime buldu. Cahaya geçişti. Vahime kılamızdayken de Allah'a bugün imanımızı zayıflıkiden, kazayı kadar bugün imanımızı zayıflıkiden insan ertekini mi buladı iken, vahime bulan korku bulan yaşarken. Ertekini mi buladı? Anık bulasılar ne mi buluşunu? Ne mi buladı ertekini? Allah da etkeni buladı. Bilesiler mi şunu? Dep koyasız, hiç kandaya çaresi komagen de. Lekin bu gap biz özge taskin vermeydi. Demek iman zayıf. Kazayda kadar gibi bugün iman süs. Ana şu adamlarda köpçiliği, ana şu korku bulan yaşaydı da, nek bugünkü gününü fasat göçületedi. Bundaki oy taşvişler, şeytani madrasanın bergen talimi. Kaytaraman, bu oy taşvişler, şeytani madrasanı bergen talimi. Neticesi, Allah Azze ve Celle Kur'an'da merhamet kıladı. Estaizu billah. Eşşeytanu ya'idukumul fakr ve ya'murukum bil fahşâ vallahu ya'idukum mağfiratan minhu ve fadla. Şeytan sizlerini kembeğal bulup kalışınızdan korktadı ve fahş işlerge büyüredi. İnfak ihsan kılıçtan kim tosadı? Şeytan tosadı. Özünçiliydi. İhtiyat kılı op koy özünge kereyi buladı. Tomge ap çıkıp koy. Külasılara tomge çıkayım da cüde köpnerse var. Kereyemez. Kimdir muhtaç çünkü? Yenge kuruluyen aileler var. Gazi yok. Hale deniyor. Sizde türüptü. Duhapkası yok. Peçkası yok. Türüptü. Patval geçişin de cüde köp kereyemez narsa türüptü. Kereyi bop koladı. Kereyi bop koladı. Tuğrayt yapar mı? Sizden hem çıkıp gitken üçün nasıl? Çıkıp karayın da tomdu bana bir ittege varıp durup. Şeytan kembeğal bu polisiden korkup sizlerini fahşke ve münkerge günahke büyüredi. Şimdi Allah ne bana vaada kıladı? Wallahu ya'idukum mağfiratan minhu ve fadla. Allah sizlerge öz tarafından mağfirat ve fazlu kerem boylik vaada kıladı. Geleceğden havatırge salatı gönderse şeytanın vasvasası. Ama Allah Azze ve Celle özü tamamından fazlını vaada kılıyordu, mağfiratını ve boyligini vaada kılıyordu. Allah Teala ayeti yaptı. Birini versen 10'unu alasan. Birini versen 700 kılıp o zaman sevap da yaptı. Lakin iblis ki buna sana kımaslıke çakırdı. Bunda adamlar da köp yığılıp yaşaydı. Neme için yığılıp yaşaydı? Çünkü etteki aç kalışı mümkün. Kesel bu kalışı mümkün. 100 yıldan kendi ağlam onu diye buluşu mümkün, onu diye buluşu mümkün. Mumun adamını bu masaladaki etikadı kandayı buladı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayetediler. وَعَلَمْ أَنَّمَا أَخْطَاكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ. Bilgin ki nima seni çetlab ötken bulsa, seni kolinge kemegen bulsa, ötüp yetken bulsa, bilgin ki takdirde şu narsani seni kolinge kelişi yok idi. Kemedi mi? Demek peşeninde yok idiyken. وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِيَكَ. Endi seni üstünge nima kegen bulsa, takdirde şunu kelişi yazılgan idi. Yazılgan idi. Dot desen hem faryat desen hem keldi. Bana mu'minni etiqodi shunday. Alloh yozgan bo'lsa odamlar qo'rqib vahima qilayotgan narsani ustimizga kelishini. Biz har qanday hiyla chora qilmaylik, baribir keladi. Endi agar yozmagan bo'lsa kelmaydi. Shuning uchun musulmon odam ertaga unday bo'lar ekan, indinga bunday bo'lar ekan degan vahimalarga e'tibor qilmaydi. Birodarlar, taqdir taqdir. Osmonlar yer yaralmay turib bandalarning taqdirlari 50 ming yil avval yozib qo'yilgan. Taqdir qalami yozib bitganidan keyin 50 ming yil o'tib osmon bilan yer yaralgan. Tushunyapsizlarmi? Hali osmon yo'q edi, hali yer yo'q edi, hamma narsa bitilgan. Unda yozilgandan oshig'i ham bo'lmaydi, kami ham bo'lmaydi. Takdir birodarlar, vasf bilan yozilgan, hukm bilan yozilgan. Vasf bilan yozilgan degani inson ana shu taqdirdagi vasf bilan yozilgan narsaga ta'siri bor. Hukm bilan yozildi degan qismiga ta'siri yo'q. Katabahu bil vasf la bil hukm deydi Imom Azam Fiqhul Akbarda. Bir insonning iymonli yoki iymonsiz bo'lishligi vasf bo'lib yozilgan. Ya'ni İmon yoki küfrni tanlash insonning ixtiyorida edi. Bu tomoniga inson ta'sir o'tkaza olaydi.
Onu aldı da ihtiyar var. Ama hüküm bolu yazılıyken takdir kanaka takdir. Erkek ayollıgiz. Kaysi zamanda, kaysi makanda tuğuluşiz. Köz izi rengi, boy iz, saç izi kalınligi, sireyligi. Bu hüküm bolu yazılıyken takdir. Demek takdir hüküm bolu yazılıyken var. Vasf bolu yazılıyken var. Vasf bolu yazılıyken var. Biz kolumuzdan kiyençe sababını kılamız, dua kılamız. Uyağı Allah'dan. Hüküm bolu yazılıyken biz hiç kendi tasir ötküz almayız buradalar. Makul mu? Hayatı özünü koluda bulmayan adam. Özünü, hayatı özünü koluda mez. Buradı koluda. Mesela kul dali. Kulun ihtiyarı onun hacasını koluda. Onu tasarruf ham hacasını koluda. Yani bu kul özünü işin üstünde gam kılıp sıkılışlığını faydası yok. Çünkü ne de bu oylamasın, var bir hocasının etkeni buladı. Onu da kılaman, bunu da kılaman da bir cetur tuz aradı, kulunu hocası satı aradı, boldu. Görün de, bu kul ne de gam taşmış kılmasın, ne de öyle fikir kılı yürümesin, farkı yok. Çünkü etteki hocası satı varsa, tamam bu ricaları hiç nesi bulmaya kaladı. Bundan taşkar burada, bir tane gamını kılı yapsan, geleceğin hakkında havatır kılı yapsan, özün var mısan, yok musan, şunu oylap gör. Geleceğe hakkında gam kubular ki ama? Buladı. Buladı. Siz tasir ötküze adıgan işler ya. Acayip gebler var buradalar. Bugünkü gününü hakkını tolalı geçe ada kılgen insan yine özünün geleceğe giden yakşiliğine ümit kılışı mümkün. Dikkat kılıyorlar kaytar hemen. Bugünkü gününün hakkını tolalı geçe ada kılgen insan yine özünün geleceğinden yakşılığını ümit kılışı mümkün. Hiç nasıl kımasından yakşılıp getirdi bir akıda halası dese bu mıydı? Sen özünge bağlı bugün ilimini al. Yaş, yigit bu sen. Hünerini al. Mehnet kıl. Hüner örgütken ustazini razı kıl. İlim örgütken ustazini razı kıl. Onların muhabbetini kazan. Senden sıdkı dilden razı bugünden keyin sen geleceğinden yakşılığını ümit kılışı hakkın var. Estağfirullah. Kul innal amra kullahu lillah. Ayting. Hamma ish Allohga oid. Hamma ish kimni qo'lida? Allohni qo'lida. O'zini qachon o'lishini bilmaydigan odam erta indinning g'ami bilan ovora bo'lmasin. O'zini qachon vafot etishini bilmaydigan odam yo'q narsa bilan o'zini mashg'ul qilishi mumkin emas. Birodar, kelajakdan xavotirga tushma. Qazoga rozi bo'l. Chunki Allohning aytgandan boshqa hech narsa bo'lmaydi. Bu musulmonning aqidasi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Uhud g'azotida ana shu 50 ta kamonchi tushib ketganligi sababli mag'lubiyatga uchradilar. Musulmonlar mag'lub bo'lishdi. 3 kun o'tib Alloh tomonidan buyruq bo'ldi, mushriklarni quvib orqasidan chiqinglar. Hamora ul Asab degan joyga Rasululloh qo'shini bilan chiqib borib turdilar. Mushriklar yengdik deb xursand bo'lib ketishdi, lekin yarim yil yotganda qarasa hech narsa qilishmabdi. Rasulullohni qatl qilishmagan, hech qanday g'animat olishmagan, Madinaga bostirib kirishmagan. Endi orqaga qaytamiz deb turgan paytda Alloh tomonidan buyruq bo'ldi, musulmonlar Hamorol Asadga chiqib borishdi. Aksariyati jarohatlangan. Shunda Alloh tomonidan buyruq keldi, musulmonlar Hamorol Asadga borib turdi. Quraysh mushriklari musulmonlar 3 kunda o'zini to'g'rilab, qo'shin bilan chiqqanligini ko'rib qo'rqishdi. Musulmonlar qaytib ketsa, bular ham ketib olsa, shu maqsadda bir odamni yuborishdi. U yuborgan odami kelib, payg'ambarimiz Qurayshning ahvoli qanaqa deganida, u Rasulullohni qo'rqitish uchun, musulmonlarni qo'rqitish uchun odamlar ko'payib, katta qo'shin jamlab, yana ustingizlarga kelyapti, qo'rqinglar, dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hasbunallohu va ni'mal vakil dedilar. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Unday zotlarga ayrim kimsalar Quraysh odamlari sizlarga qarshi sanoqsiz lashkar to'plagan, qo'rqingiz deganlarida bu gap ularning iymonlarini ziyoda qildi va bizga yolg'iz Allohning o'zi kifoya. U zot eng yaxshi ishonchli vakildir. Birodarlar, bizi şiarımız şu.
Kelajadan bizga yoqmaydigan xavotirli, vahimali xabarlar, sharpalar eshitilsa, hasbunallohu va ni'mal vakil deymiz. Bizni hisobimiz Allohning qo'lida, uning o'zi naqadar zo'r vakil. Yana qaytaramiz. Tavrotda aytilgan aksaru ma yuxof la yakun. Odamlar sodir bo'lishdan qo'rqayotgan narsalarning ko'p qismi bo'lmaydi. Hop, vahimali, havatili haberler keldi. Nima qilish kerak? Undoq bo'larmish, bundoq bo'larmish. Avvalambor birodar shoshilma. Xotirjam bo'l, siqilma. Chunki hozir aytganimizdek, bunaqa vahimalarda ko'pi bo'lmaydi. Olimlardan biri aytgan edi. Yozilgan bo'lsa qayoqqa qochay, yozilmagan bo'lsa nimadan qo'rqay? Agar taqdirdagi yozuvni kimdir o'zgartirishga qodir bo'lganida odamlar istashardi shu odamni. Minglagan yillar odamlar qidirib-qidirib bir kun topishar edi. Xo'p, endi taqdirni o'zgartiradigan birorta odam yo'qmi? Nima deyish kerak unda? Astag'fir billah va ufawwidu amri ilalloh, innalloha basirun bil ibad. Men o'z ishimni Allohga topshirurman, zero Alloh bandalarini ko'rib turuvchidir. Yodlab olinglar shuni ukalar. Va ufawwidu amri ilalloh. Men o'zimi ishimni Allohga topshiraman. Albatta Alloh bandalarini ko'rib turuvchidir. Shu gapni gapirgan kishi Fir'avn xonadonidan bo'lgan odam edi, iymonini yashirib yurgan edi. Shu kishining so'zi bu. Men ishimni Allohga topshiraman, albatta Alloh bandalarini ko'rib turuvchidir. Oyatda davomini qarang. Favaqohullohu sayyiati ma makaru. Alloh uni boyagi iymonini yashirgan mu'minni ularning yomon makr hilalaridan saqladi. Fir'avnning yaqinlaridan bo'lib turib, iymonini yashirib, Allohga ishimni topshirdim dedi, Fir'avnning yomonligidan Alloh saqladi uni. Kelajak haqida bo'ladigan har xil qalbingga yoqmaydigan gapni eshitganingda, birodar, sen aytkinki, men o'z ishimni Allohga topshirurman, zero Alloh bandalarini ko'rib turuvchidir. Shuning uchun ertangi kunda kelguncha o'zini holiga tashlab tur, birodar. Uni xabarlarini so'rab surishtirma. U bilan ovora bo'lmay tur. Chunki sen buguning bilan ovorasan. Hali kelmagan kunni, yo'q kunni g'amini o'zing uchun boshingga kiyib olma. Hali quyoshi ko'tarilmagan kunni g'ami bilan bugungi kunni band qilgan kishini ishi qiziq emasmi? Ikkita narsa insonni bugungi hayotini fasodga uchratadi. O'tmishiga pushaymon yeyishi, kelajakdan xavotir qilishi. Hali kelmagan kunni g'am qilishdan ehtiyot bo'l. İnsan üçte künde boladı. Keçegi kün, bugün kün, ertengi kün. Demek ötmüş hakkı da yapılaştık. Ötken künde esten çıkar, kulasasını al, onu unut. İkincisi, seni künün bugünkü kün. Ertengi kün anmaz, keçegi kün anmaz, aynı bugünkü kün seni künün. Sen bugün borsan, bugün yaşa. Eğer ton yaptırırken bulsan, keçki vaqtni kutma. Bugungi kuning bilan yasha. Yaxshi yomoni bilan o'tib ketgan kechagi kun bilan emas. Hali kirmagan ertangi kun bilan emas. Ayni bugungi kuning bilan yashagin. Chunki kechagi kun o'tdi, ketdi, endi u yo'q. Ertangi kun hali kelmadi, u ham yo'q. Demak, sen bugun borsan, bugungi kun seni kuning hisoblanadi. Ustingda bugungi kunning quyoshi porlab turibdi. Üstünde bugünkü gününü yorug'i turibdi. Sen bugün yaşayarsan. Seni ömrün şu günkü ömür. Bugün borsan, ertaga Alloh biladi. Bormisan, yo'qmisan. Bunu bilolmaysan. Shuning uchun bugün tug'ilib, bugün yaşab, bugün o'ladigan insondek amal qilib qolishlik kerak. Chunki ertaga deb bo'lmaydi, birodalar. Ertaga degan gap bor yoshlarda. Ertadan xudo xolasa turni tortinaman. Ertadan yuguraman. Ertadan mashqga qatnayman. Ertadan. Yo dushanbadan. Birodar, bir hikmatli so'z bor. Ertaga deb nomlanadigan yo'lni tanlasang, bu yo'l seni hech qayer degan mamlakatga olib borib qo'yadi. O'zi 90% o'shadamiz hammamiz, to'g'rimi? Ettadan Qur'onni boshlayman.
ertadan zikirni boshlayman. Ertadan zalga chiqib yugurishni boshlayman. Qachondan? Eng qiyin ish birodarlar, eng qiyin ish o'zingizni ustingizda olib boradigan ish. Birovni bir ishga buyurish, uni nazorat qilish, qil deyish oson. Ammo sizni ham kimdir boshqasi oson itoat qilasiz. Ammo o'zingizni o'zingiz boshqarishga nima qilmaysiz? Toqatingiz yetmaydi. Qachondan? Ettadan. Mana qoriboqlarimiz Qur'onga o't beryapti. Bugungi qorakamiz o'tgan yilgi qorakani mehnatidan foyda olyapti. Tushunarlimi? Demek jismonan sog'lom bir odam o'tiribdi, figuralari tekis, hamyog'i o'rnida. Bugun shu figura bilan o'tiribdi, chunki kechagi shu yigit mehnat qilib qo'ygandi bugungi mehnatga. Kechagi rahmatulloh ishlab qo'yuvdi, bugungi rahmatulloh uni mazasini totadi. Bugungi rahmatulloh kechagi rahmatullohning mehnatini huzurini totyapti. Tushunyapsizlarmi? O'tgan yilgi masjidimizning jamoati mehnat qilgan ekan, bu yilgi masjidimizning jamoati mana masjidda o'tiribdi. Keyingi yildan boshlaymiz deganimizda nima bo'lardi, domla? Bo'lmasa-da, Ramazon kelmasdan boshladik. Tushuninglar birodarlar. Ertaga degan yo'lni tanlasangiz, bu yo'l sizni hech qayer degan davlatga olib borib qo'yadi. Birodar, tushuning, sizni tashqaridan kelib birov tuzatib qo'ymaydi. Sizni birov tashqaridan kelib tuzatib qo'ymaydi. Eng qiyin ish o'zingizni ustingizda olib boradigan ish. O'zi qoida borki, har qanday to'atning avvaligina mashaqqat. Har qanday ibodatning faqatgina avvali mashaqqat, keyin oddiy bo'lib qoladi. Mana bugun roza tutdik. Kimdir abedgacha qiylandi, kimdir asrda qiylandi. 3 kun, 4 kun, 5 kun bo'ladi qiyinchilik. Keyin nima bo'ladi? Oddiy bo'lib qoladi. Xullas ukalar, yoshligingizda mehnat qilib qo'yinglar. O'rta yoshga yetganda huzur halovat, qaraganda yetganda rohatga chiqishlik uchun. Agar ukalar hozir rohat degan narsadan foydalanib qo'ysalar, mehnat mashaqqat qaraganingizlarga qoladi. O'shuning uchun eskilarning duosi bor. Omi sodda odamlarni yoshligimdan bergan mehnatni qaraganimda bergin. Bugun hozirdan boshlab. Bo'ladimi shuna qilsa? Shuning uchun shukunda tug'ilib, shukunda o'zida vafot etadigan odamdek amal qilishlik kerak. Agar shunday qila olsang, birodar, hayoting o'tmishning xavotir va g'am qayg'ularida o'rlashib qolmaydi. Agar shunday qila olsang, kelajakning qo'rquv va xavotirlardan omonda bo'lasan. Shuning uchun bugungi kun bilan ovora bo'l. Hamma g'aming, e'tiboring, o'y-fikrlaring mana shu kun uchun bo'lsin. Chunki bugun borsan, ertaga yo'qsan. Bugungi kuningda xushuli namozni, tadabburli tilovatni, qalb unda hozir bo'lgan zikrni, borliq haqidagi tafakkurni, ishlaringdagi tartib-intizomni, go'zal axloqni, kuningga rozilikni, tashqi ko'rinishingga e'tiborni va boshqalarga foydali inson bo'lishlikni qoyim qilib qo'y. Ertaga dema, bugun qil. Bugun, ayni bugun shu narsalar bilan ovora bo'l, chunki ertangi kun senga kelmay qolishligi mumkin. Ertaga qoldirma. Sen yashab turgan kuning bugungi kun. Uni soatlarga bo'lgin. Ana shu soatlarini yillarga aylantirgin. Daqiqalarni oylarga aylantirgin. Soniyalarni kunlarga aylantirgin. Shunda baraka topasan. Shunda kuning qanchalar uzunligini, vaqting qancha ko'pligini qadriga yetasan. Bugungi kunda har bir lahzasida yaxshilik urg'ulanib yetib olgin. Go'zal amallarga intilgin, gunohlarga mag'firat so'rab olgin. Shu kunda Robbingni zikr qil. Ketishga tayyorgarlik qilib olgin. Shunda sen solih amallar bilan o'tayotgan kuningdan xursand bo'lasan, quvonasan, baxtli bo'lasan. Shunda sen uy joyingdan, ayolingdan rozi bo'lasan, farzandlaringdan rozi bo'lasan, topayotgan daromadingdan rozi bo'lasan, kasb-koringdan rozi bo'lasan, rozi bo'lasan, demak baxtli bo'lasan. Chunki birodarlar, baxt bu rozilik demakdir. Sadabillah, fakhuz ma ataytuka wa kum minash shakirin. Rabbimiz subhanahu va taolo aytayaptiki, bas senga ato etgan narsamni olgin va shukr qiluvchilardan bo'lgin. Agar shunday bo'lsang, birodar, bugungi kuningni qo'rquvsiz, xavotirsiz o'tkazasan. Gina kuduratsiz, hasad va riyosiz o'tkazasan.
Çünkü erten gün kemiye kalışı mümkün. Sen kalbini doğrusuyla bir kotar gap yazıp koyuşun gerek. Seni künün, fakat gene bana şu künün. Ertengi künmez, keçegi künmez, aynı bugünkü künün. Bana şu yaptı buradalar, ertelap turup, közümüz birinci çoğdu göncüye, kağıtta kılıp kızıl harflarına yazıp koyuşumuz gerek. Bugünkü kün, meni künüm. Bugünkü künüm bana yaşayayım ben. Buradar, bugün ıssık yumuşak mazalini nandı yedin. Keçe kattık popanı inan yegan edin. Şimdi bugünkü ıssık nanı yine, keçeki popanı inan, beymezak boşu mümkün mü? Ya ki erteki keladı yan, kattık nan, bugünkü yiyken nanı yine, beymezak boşu mümkün mü? Yok. Eğer bugün zilal, tınık ve mazali suunu içeyken bu sen, neme sebepten keçeki içeyken layıkı suyun ya kaygırışın gerek? Ha keçeye kün zarar gördün ki etti, bugün payda kıldın yok. Eğer, buradalar, mana şu tasavvurunu, mana şu ölçü ol düşünceni kalbimizde mahkem onlaştırırsak, siz bilen bizni şiarımız mana şu buladı. Bugünkü günüm bilen yaşayman. Bugün tinçman, bugün soğman, bugün başımda tamam var, bugün kanım tok, bugün ayak kolum işle yaptı, elhamdülillahi rabbil alemin. En bahli adam miyim ben? Ötüp yetken keçeye gün bilenmez, hali kemegen erten gün bilenmez. Şu gün bilen. Şunda bugünkü gününüzü her bitti lahzasını ganimetle bilesiz buradır. Şunda özünüzü yükseltirişke, amallarını köpetirişlikke ve uladını halis buluşuyla haris bulup kalasız buradır. Şunda etesen ki, fakat gene pakize sözlerini yapıramam. Lahu behuda sözlerini terk kılamam, fahş sözlerden uzağa bulamam, sökünüş gıybetlerden, namimelerden uzağa bulamam. Bugün hemme işimi tartıkıya keltiremem. Pala partişli yok, iplamatçili yok, köz boyamatçili yok. Kitaplarımı tartıkıya keltiremem. İstolumu tartıkıya keltiremem. Honam, işhonam hemmesi tartılıyı boladı. Üstü başım yakarayman. Sözlerimi, hareketlerimi tartıkıya keltiremem. Allah yaş görgen de güzel bulamam. Bugün Rabbimge bulgen itaatta gayret görsetemem. Namazını en kamul suratta ada kılışke hareket kılamam. Nafil amallarını bacarışke. Kur'an'ımını güzel tılavat kılışke, kitap mutaala kılışke, vaktimden ünümlü ifade alışıke hareket kılaman. Bugün. Bugün kalbimde yamanlik, buğzu adavat, kibri hava, hasat ve yamanlik gümanlarını, tamırlarını suğurup taşlayman. Bugün. Bugünkü günümle yaşayman. Adamla yakşilik ulaşaman, kesal ziyaret kılaman, cenazeye katlaşaman, adaşkenge yol körseteman, mazlumdu yanıda duramam, aç koyan avukat veremem. Oğlumunu hürmet kılamam, yetimge şefkat kılamam. Bugün. Ey keçeyi kün. Kuyaşın batıp yok bulup gitkendek senem yoksan. Sen bilen avara bulup bugünkü günümü boy vermeyim ben. Çünkü sen bizi terk kılıp gittin, şimdi hiç kaçan kaytmıysan. Ey ertengi kün. Sen hali yoksan. Sen gayb olamıdasan. Şunun için sen bilen avara bulmayayım ben. Ertengi kün hali hiç narsamaz. O yaratılgani yok. O hali zikir kılınadigan narsayanmaz. Ey insan, sen keçeki künün adamı yanmazsan, ertengi künün yan adamımazsan. Sen bugünün adamısan. Seni künün, bugünkü künün. Bu derslar bizge neme veredi. Bu derslar kimler üçün aytıldı. Kimge faydası var ve neme üçün bu derslar aytıldı yaptı. Sıkılgan, gam taşmışke batken, alamzada, muammalarını köplüge sebeple uykusunu yokatken insanlar için. Aslında bunda halıdık ya kimem düşüme gel. Hemenizde özümüz gereken muamma var burada. Kimi pulu yok, kembağalı giden sıkılı yaptı. Kimi derdi tügeme yaptı, uyum sıkılı işte. Kimi başıge takdir bir ağır sınavlarda soğuyan, uyum gamdı içi de. Çünkü o şaş adamların gamları, taşmışları türlü tümen. Muammaları serap. Kullas, adam bolası var ki, onun gamı var. Her taraftan gelirken, birbirinden vahimeli haberler, kütülüyorken, havatırlar, onu da obalarırken, bunu da obalarırken. Biz, bana şu derslerimiz arkalı braderler, şu halatke çüşpagen insanlarını dinimiz kendiye terbiyeliydi. Şimdi halatke çüşpagen insanlarına dinimizi, talimatını takdim kılmakçımız braderler. Müslüman kişinin ölçüsü şunçaları kendiye buluşur gerek. Şunu aytmoqchimiz. İnsonning saodatli bo'lishi,
İnsonni hayotda baxtli bo'lishligi ikkita narsaga bog'liq. Sog'ligi va puli. Shunaqami? Bekar gap. Chunki pulni Alloh taolo kimga serob qilib yozgan rizqiga, kimga ozroq yozgan. Kimidir boy qilgan taqdirda kimni kambag'al qilgan. Agar biz baxtimizni, saodatimizni, dunyodagi xotirjam hayotimizni pulga taqaydigan bo'lsak, unda Alloh bir bandani boy qilib turib, majbur buni baxtli qilib qo'yibdi. Bir bandani kambag'al qilib turib, uni majbur nima qildi? Baxtsiz qilib qo'yibdi. Birodarlar, baxt bu o'lchov tushunchani to'g'riligida. İnsonning hayoti qachon osuda, qachon osoyishta bo'ladi? Qachonki hayot haqida tasavvurlari, o'lchov tushunchalari to'g'ri bo'ladigan bo'lsa. Birodarlar, biz o'lchov tushunchalari, musulmonning o'lchov tushunchasi qanaqa bo'lish kerak, shuni aytmoqchimiz. Bu darslarimizda o'ksik qalblarga, siqilgan yuraklarga davolar ko'rsatiladi. Qalblar orom olishi uchun malhamlar taklif qilinadi. Mana shu hayot dengizida to'lqinlarida xorib qolgan jasadlar tin olishi uchun tavsiyalar beriladi. Bu darslarimiz sizga birodar xushchaqchaq bo'lishni, saodatni, baxtni topish uchun ko'mak bo'ladi inshaalloh. Bu darslarimiz birodarlar hayotni yaxshi tomonlarga ham qarashga, hayotdagi ijobiyatlarni ham ko'rishga ko'mak beradi inshaalloh. Bu darslarimiz bizga birodarlar hayotni boricha qabul qilishni o'rgatadi. Qaytaraman. Bu darslarimiz siz bilan bizga hayotni boricha qabul qilishni o'rgatadi inshaalloh. Bu darslarimiz sizga bugungi kuningizdan rozi bo'lishni o'rgatadi. Binobarin sizga baxtli bo'lishni o'rgatadi. Bu darslarimiz sizni odamlar bilan qilayotgan muomalalaringizdagi xatolarni tuzatishga yordam beradi inshaalloh. Bu darslarimiz birodarlar zamon va makon bilan bo'ladigan munosabatlardagi nuqsonlarni tuzatishga ko'mak beradi inshaalloh. Bu darslarimiz sizni odamlar bilan husumatlashishdan, ular bilan maza bemaza noo'rin talashib qolishdan to'sadi inshaalloh. Bitta sharti bor, agar qalbingiz bilan buni qabul qilsangiz. Agar siz qalbingizni ochib, mana shu darslarimizni, mana shu ma'nolarni qabul qilsangiz, bu darslar doim siz bilan birga bo'ladi. Ömriniz davomida sizga yoningizda ko'makchingiz bo'ladi. Agar qabul qilsangiz, bu ma'nolar sizni qalbingizdan o'rin oladi hamda kelajakdan xavotir olmaslikka da'vat qiladi. Kelajagingizda albatta yaxshilik bo'lishligini uqtiradi, sizni xotirjamlikka yetaklaydi. Sizni ertangi kunni xavotirlarni bir chekka surib qo'yib, hali kelmagan kelajakni g'amlarini boshingizga kiyib olishidan to'sadi bu darslar. Bu darslar bilganlaringizga amal qilishga undaydi. O'zingizni iqtidoringiz, qobiliyatingiz, talantingizdan foydalanishlikka da'vat qiladi. Chekkan alamlaringizni, siz yo'liqqan yo'qotishlarni, g'am-g'ussalarni, mashaqqatlarni unutishga yordam beradi. Bu darslar siz bilan bizni bugungi kunimiz bilan yashashga va unda baxtli bo'lishga chaqiradi inshaalloh. Sizni hayotga boshqacha nazar solishlikka chaqiradi. Sizni o'lchov tushunchalaringizni Alloh va Rasuli xohlagandek bo'lishiga olib boradi inshaalloh. Demek ki sizni saodatli bo'lishlikka chaqiradi bu darslarimiz. Astad billah yas'aluhu man fis samawati val ardi kulla yawmin huwa fi sha'n. U Alloh osmonlar va yerdagi barcha jonzot unga, Allohga muhtojdir. Undan so'rar. U zot har kuni ish amaldadir. Agar birodarlar dengiz qutursa, shamollar avjiga chiqsa, kemadagilar yo Alloh deyishadi. Agar sahrodagi odam adashib qolsa, karvon yo'lini topolmay qolsa, karvondagilar yo Alloh deyishadi. Agar baxtsiz hodisa bo'lib falokat kelsa, musibatga uchraganlar yo Alloh deyishadi. Agar muhtoj kishi oldida hamma eshiklar yopilib qolsa, talablar rad qilinsa, mana shunday odamlar ham nima deydi? Yo Alloh deydi. Agar chora-tadbirlar, hilalar foyda bermasa, yo'llar torayib ketsa, umidlar so'nsa, odamlar yo Alloh deydi. Agar shu dunyo shuncha keng bo'lib turib, ko'zingga tor bo'lib qolgan bo'lsa, birodar, nafsing bu mashaqqatlarni ko'tarishlikka ojiz qolayotgan bo'lsa, sen ham yo Alloh deb ko'rchi. Yuragidan yo Alloh deshi. Pokiza so'zlar, samimiy duolar, chin qalbdan chiqqan nidolar
aybsiz ko'z yoshlar, alamli zorlanishlar uning huzuriga ko'tariladi. Tong saharda duoga qo'llar ko'tariladi. Zulm sababli ko'zlar yig'laydi. Musibat vaqtida so'ragan qalblar uni huzuriga ko'tariladi. Tillar uning ismini zikr qiladi, unga duo iltijo qiladi. Undan madad so'raydi, undan kushoyish so'raydi. Birodarlar, bizning Robbimiz bor. Hasbunallohu va ni'mal vakil. Agar odamlar to'planib, qo'rqitib, xavotir vahimani olib kelib, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Payg'ambarimizga aytishdi, odamlar sizlarga qarshi katta qo'shin to'plab kelyapti, qo'rqinglar deganida Rasululloh nima dedilar? Hasbunallohu va ni'mal vakil. Bizning hisobimiz Allohning qo'lida va naqadar zo'r vakil u. Qalblar uni ismi bilan xotirjam bo'ladi. Ko'ngillar taskin topadi, asablar tinchlanadi, es-hushlar o'rniga keladi. Allohu latifun bi ibadi. Alloh bandalarga mehribondir. Alloh ismlarning eng go'zali, so'zlarning eng to'g'risi, kalimalarning eng bebahosi. Alloh. Milliardlagan odamlar yuribdi, bir marta Alloh deya olmaydi. Chunki Alloh taolo iymon degan ne'matni ato qilmadi. Birodarlar, siz bilan bizda bor shu narsa. Hal ta'lamu lahu samiyya. Alloh uchun biror tengni bilasizlarmi? Alloh bilan teng hech kim yo'q. Alloh behojatlik, boylik, quvvat, nusrat, azizlik va hikmat demakdir. Limanil mulkul yawm lillahil wahidil qahhar. Qiyomat kunida Alloh azza va jalla butun xaloiqni halok qiladi. Hamma vafot etadi. Allohdan boshqa hech kim qolmaydi. Shunda Alloh azza va jalla so'raydi. Qani dunyoda mana men degan jahongirlar, podshohlar, qani dunyoni zabt etgan qo'mondonlar, sarkardalar, podshohlar. Limanil mulkul yawm deydi Alloh o'sha kunda. Hech kim qolmadi Allohdan boshqa. Na maloikalar, na insonlar, na boshqa mavjudotlar. Hech kim javob bermaydi Allohga. Limanil mulkul yawm. Bugun mulk kimniki? Hech kim javob bermaydi. Alloh o'zi javob beradi. Lillahil wahidil qahhar. Yakka yagona g'olib bo'lgan zot Alloh subhanahu va taoloniki. Hozir ham hamma yo'q Allohniki birodarlar. Hozir ham hamma yo'q Allohniki. Avval ham Allohniki bo'lgan, keyin ham Allohniki bo'ladi. Alloh lutf, inoyat, yordam, madad, muhabbat va ihson demakdir. Va ma bikum min ni'matin fa min Alloh. Sizlarda qanaqa nozik ne'mat bor bo'ladigan bo'lsa, bilinglarki, bularni hammasi kimdan? Yolg'iz Allohdan. Ey Alloh, istirob vaqtida bizlarga tasalli ber. Ey Alloh, bedor ko'zlarga uyqu ber, istirobli qalblarga sakinat ber. Ey Alloh, bizdan qo'rquv, o'kinch va tashvishni ketkizgin. Xavfdan panoh so'rasak, faqat sendan so'raymiz. Faqat senga suyanamiz. Sengagina tavakkul qilamiz. Yordamni faqat seni o'zingdan kutamiz. Sen bizning mavloyimizsan. Rizq masalasi, birodarlar, doim dolzarb mavzu bo'lib kelgan. Rizq juda ko'p odamlarning asosiy birinchi o'rindagi g'amiga aylanib qolgan. Hamma zamonda, hamma makonda yashagan odamlarni bu mavzu o'ylantirgan. Albatta, odamga tirikchilik kerak. Uy kerak, kiyim kechak kerak, oziq-ovqat kerak, oila kerak, mashina kerak, uy joy kerak, xullas, tirikchilik kerak. Endi mana shu rizq masalasida, tirikchilik masalasida odamlarni hammalarini tasavvurlari har xil. Modomiki shariatimiz siz bilan bizni har bitta qiladigan ishimizga, hayotimizni uchiradigan har bitta masalaga javobi komil bo'lgandan keyin, tabiiy suratda rizq haqida ham shariatimizni ko'rsatmalari aniq ravshan. Inson bu dunyoda saodatli hayot kechirishligi uchun albatta tirikchiligi o'rnida bo'lishi kerak. Ammo saodatni faqat mana shu puldan, pulni ko'pligidan, boy bo'lishdan deb o'ylaydigan odamlar ham bor. Bunaqa odamlar o'lchov tushunchasi, tasavvuri noto'g'ri bo'lganligi uchun hamma narsani pul hal qiladi deb o'ylashadi. Qaysi narsani pul hal qila olmasa deydi, uni katta pul hal qiladi deydi. Va mana shu e'tiqodini to'g'ri deb biladida, shu e'tiqodini yo'lida nimalarga o'zini o'rayotganligini ko'rmaysiz. Lekin haqiqatda shunaqami? Insonning saodatli hayot kechirishi uchun eng asosiy narsa pulmi? Yo'q.
Eng asosiy sabab bu uning o'lchov tushunchalarini to'g'ri bo'lishligi. Tasavvurlarini to'g'ri bo'lishligi. Agar faqatgina pul bilan inson baxtli bo'ladi deyilsa, boy odamlarning ichida bironta baxtsizi qolmasligi kerak. Hammasi baxtli bo'lish kerak. Lekin haqiqatan shunaqami? Birodarlar, baxt bu pulni ko'pligida emas. Baxt faqatgina sog'ligida emas. Baxt faqatgina tinchlikda emas. Bular har bittasi baxtni tashkil qiladigan bir unsurlar, elementlar. Baxt, birodarlar, o'lchov tushunchasi to'g'ri bo'lishligida. İmonda va o'lchov tasavvurini, o'lchov tushunchasi to'g'ri bo'lishligida. Lekin rizqing keng bo'lsa, boy bo'lsang, sen baxtlisan degan tushunchani mahkam ushlagan odamlar mana shu pul topishlikka, rizqqa kirganda nima ishladi qilayotganini ko'rib hayron qolasiz. Qarindoshlarini uzayotgan shular, tarozidan urayotganlar shular, har xil firibgarlik qilayotgan shular, shular. Ustaga ishonib turib, uydagisi shunday topshirib qo'yadi pulni. Buxgalteriyani. Mana xudo berdi-da. To'g'rimi ustalar? Xudodan qo'rqmagan, rizq haqidagi tasavvuri to'g'ri bo'lmagan, taqvosi bo'lmagan odamga bu beradi-da. Bitta nol qo'shib qo'yaveradi. Bitta virgulni bu yoqqa olib qo'yaveradi, bo'ldi, bo'lib ketadi shu bilan. 5 so'mlik narsani 5 so'mlik tinga qayoqdan biladi? Va mana shu tasavvuri bilan, shu o'g'riligi bilan, xiyonati bilan yutyapman deb o'ylaydi. Vaholanki yutkizyapti bu odam. Shunday emasmi? Alloh azza va jalla bu haqida nima deydi? Astagfirullah. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا Kim Allah'tan takva kısa, onge mahracını beredi. Neme o mahrac? Bir müşkülüge muammaya kirip kosa, şu müşküleden çıkıp getirdiğin eşik. Kim takva kısa, her kandı muammadan çıkıp getirdiğin yolunu Allah görsetedi. Ve يَرَزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ va yarzuquhu min haythu la yahtasib. Muammodan chiqib ketgandan keyin uni deyapti Alloh, kutmagan joydan o'zi rizqlantirib qo'yadi. Bugungi mavzuimiz uni o'zi kutmagan joydan rizqlantirib qo'yadi. Birodar, rizq ista. Tirishligini yaxshi qilishga harakat qil. Chunki pul topaman, bola-chaqa boqaman deb tirishlikka ko'chaga chiqishliging o'zi bu mahmud ish, maqtalgan ish. Bola-chaqani boqaman deb ko'chaga chiqqanliging o'zi ibodat. Ha, rizq izla. Bu ibodat o'zi asli. Lekin och ko'z bo'lma. Uni kutmagan joydan o'zi rizqlantirib qo'yadi. Birinchi xulosamiz shu. Ikkinchi xulosamiz rizq izla, lekin och ko'z bo'lma. Rizq haqida bilishimiz kerak bo'lgan muhim narsalarning birinchisi siz bilan biz hali dunyo yuzini ko'rmay turib onamızı qornida 121 günge tolgan günümüzde farişte gelip rızkımız bilen acalımız yazıp koygen. Çünkü imanınız kamil olsun birader. Ondan köpeğe mi diyem, azeye mi diyem. Erteyem ke miydi, keçem ke miydi. 121 günde farişte gelip rızkımızı, acalımızı yazıp koygen. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etediler. Biron can öz rızkı ve ömrünü tola olma günü için ölmeydi. Rızkınge yazgen bosa şunası keladı senge. Onun için ölmeysen. 40 yıl kıran geçirip bolsa bir acel bitti, çivin ölmeydi. Dedi yok o koradı, indirim olarken. Un kıymetlep gitti, indirim olarken, dolu kötülüp gitti. İman kanı. 70 sondan benzin kuyapız, bradalar, oylap görüyorlar. Bradalar, hatırcan buluyorlar. 100 son bosa kuyamız. 500 son bo'lsa ham qo'yamiz. Chunki o'sha mashinani minishimiz rizqimizga yozilganmi? Xotirjam bo'ling, g'am qilmang birodar. O'sha 500 so'mni Alloh beradi. Ishonmaysizmi? Shunday ekan birodar, nima qilasan jazovaga tushib, bezovta bo'lib, nimaga xaris bo'lasan bu dunyoga? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Abu Dardo roziyallohu anhudan sahih hadis. Inna rizqo la yatlubul abda aktsara mimma yatlubuhu ajaluhu. Albatta bandaning ajali uni qidirganidan ko'ra uni rizqi ko'proq qidiradi. Sizni ajalingiz ham qidirib yuradi. Ajalingiz quvib yuradi. Xuddi shunga o'xshagandek rizqingiz ham quvib yuradi. Rizqingiz sizni talab qiladi, xuddi ajalingiz talab qilgandek. Ajal adashmaydi-da.
yozilgan vaqtda, yozilgan joyda, yozilgan soatda oladimi? Xuddi shunga o'xshagandek, rizqingiz ham sizni topib keladi. Xotirjam bo'ling. Yana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, mana bir xurmo donasini topib oldilar-da, qarab turib, agar sen o'zing kelmaganingda biz o'zimiz borardik dedilar. Ya'ni qo'liga tushdimi bo'yadigan, yeydigan xurmosi o'zi kelib qoldi. Demek şunu yedi mi, öttü mü? Demek şu kelerdi. Eğer kemesen biz borardık diyebdi. Demek siz bormasızsam keladigan rızkız kelerken kub. Ha bu yerde hiç nasıl kımayı oturup aldıken gap yok umuman. Bu yerde iman etkadı onu da bugün adamlar oturuptu. Bunu köp şahlaş gereğmez. Harekelerini gap yakarasın, alma piş, ağzım geçiştirip otur doğradı. Kim aytti senge onu? Kim aytti senge onu? İstek iyi gidi top. Aşça şavukun kıma kaçıp gitmesin. Kemanini çöz koyu var. İneyken tevakkal kıldı uyağını. Keman kolinden çıkıp gitti oku. Yani senin kolinde iş nasıl yok. Şu yakına tevakkal kıldı yapmış. O doğru kent ama gugun motu atı koyup durup piyik istemiydi de adam. Brother Allah razzak. Hemen mahlukatın rızkını beredi. Hemen rızkını uzun zınması yokken. Seniyem meniyem rızkım Allah'ın zınması da. Ana şu rızkını özü belgilep koyken. Öşü belgelengen rızktan ortu bam ketmiydi, kemeye bam ketmiydi. Sıkılma, ökünme, gamkıma, mahzun bolma. Çünkü peşinengene makılengen, yazıp koygen rızk. Hani yer astaki kurt kumus kanayan rızkını kim beri yaptı? Allah beri yaptı mı? Yani ana şu, akılsız, ongsuz bogan canavarga rızk vergen Allah, senge rızkını vermiydi mi? Sıkılma, mehnet kıl, sababını kıl, gamkıma. Estağfirullah. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا Allah Teala Hud Suresi'de ayeti yaptı. Örmelegen narsa bar ki, barçasının rızkı Allah'ın zimmesidedir. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّنْ فِي كِتَابٍ مُب۪ينَ Uzat, ularının turar caylarını hem, barar caylarını hem bulur. Hemme narsa açık ravşan kitapta bardır. Kuşlarım, özün rızkını topu biydi. Kuşlar diyen rızkını Allah da Allah'a verirdi. Bana şu kuşların rızklarının şakıda Allah'a hadis var. Ömer ibn Hattab radiyallahu anhudan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etediler. لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَوَكَّلُونَ عَلَى اللّٰهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرُزِقْتُمْ كَمَا تُرْزَقُ الطَّيْرِ تَغْضُوا حِمَاسًا وَتَرُوهُ بِتَانَ Eğer sizler, deyaptılar Resulullah. Haqiqiy tavakkul qila olganinglarda, chinakamiga rizqingiz ishini Allohga topshira olganinglarda, Alloh sizlarning qorningizni xuddi qushni qorni to'yg'izgandek to'g'izardi. Qushni rizqlantirgandek sizlarni ham rizqlantirardi. Endi qarang bu yog'ini. Qush inidan albatta och qolib chiqib ketar ekan, kechki payt 3 kunganda albatta tog' bo'lar ekan. 1 metr qorong'i qo'ysa, qushlar o'lib ketadimi? Yo'q. Odamlar uyga keladi. Qo'yxonasidagi narsani cho'qiydi, tovxonasidagi narsani cho'qiydi, o'lib qolmaydi. Nimasi bor qushda aytinglar-chi? Do'koni bormi? Konteyneri bormi? Yo olib qolgan 3-4 qop uni bormi? Nimasi bor? Sababi bor, tavakkuli bor. Qonatini qoqib inidan chiqadi, albatta qorni to'q bo'lar ekan. Endi ana shu aqlsiz, ongsiz bo'lgan qushga rizq bergan Alloh senga rizq bermay qo'yadimi? Ha hozir ishing yurishmayotgandir. Bir yil yarim. Sababini qilsang ham ishing yurmayapti. Qarzdan qutula olmayapsan. Ishing oldiga ketmayapti. Birodar, jinday sabr qil. Ozgina sabr qil. Qushni rizqini bergan senga bermaydimi? Osmonlarning Robbisi Alloh subhanahu va taolo qushni ham rizqini o'zi beradi. Qurtqumizni ham rizqini beradi. Suvdagi balalarni ham rizqini Alloh taolo o'zi beradi. Sen bo'lsa sıkılıp rız topaman deyip nime gamladı kıl yürüpsen. Rız topaman deyip nimeler bilen kalbin band. Rız topaman deyip nimeler gözünü vuru yürüpsen. Rız topaman deyip kayırlarda yürüpsen. Elbette buradalar takar arayt yapız. Rızk talabı da mehnet kılıç değil özü ibadet. Mehnet şart. Ama sen bana şu topyekken rızkın hakkındaki tasavvurun doğru basın. Rızkını malgini yakışılıp düşün var. Şunu anla var. Rabbini sözüye kulak sal. Peygamberini sözüye kulak sal. Brother, falançılarla dost basam, işlerim yürüşüp yeterdi. Kimlerde ülpat kılı yapsan?
Kimlerge özünü yakın kılışka hareket kılıyapsan? Menge paydası deyordu. Allah'ını özünge dost tutmuyorsan mı? Akhir Allah razzak boyan zat. Şu zatını dost tutmuyorsan mı? Allah Teala aytadı. Estağfirullah. Afa gayrallahi attakhidu valiyyan fatiris semavati vel ard ve huve yut'imu ve la yut'am. Allah Teala aytayapti. Ayting. Mana rızk topaman deb kimlarga ulfatsiz? Rızk topaman deb kimlarga sherik bo'lyapsiz? Menga foydasi tegadi tirishingda deb kimlarga orqasidan yugurib yuribsiz? Alloh aytayapti. Ayting. O'zi rızklanmasdan hech kimdan rızk olmaydi Alloh. O'zi rızklanmay, taomlanmasdan barchani taomlantirgan holida osmonlar va yerning yaratuvchisi bo'lgan Allohdan o'zgani do'st tutmaydimi? Har rizq masalasida Alloh ekan u, yakka yagona hukmron. Rizq masalasida Allohni do'st tutishni o'rniga nima boshqalarni do'st tutayapti? Sen birodar, rizq topishlikda balg'idan ko'ra salohiyating kattaroq. Hunaring bor, tijorating bor, kasbing bor, aql qushing bor. Ana jonivorlarda nimasi bor? Tavakkuli bor, o'sha qonatini qoqib chiqib ketishligi bor. Inidan uchib chiqadi, tamom. Shuning uchun birodar, rizqing haqida oshcha g'am qilma. Harakat qil, sabab qil. Tamom, yozilgani keladi. Hadab nima qilma? Siqilaverma. Qizlarim ham katta bo'lib qoldi. Tomni yopish kerak. Ishonaver birodar, bu tajribadan million marta o'tgan. O'sha qizini chiqaradigan paytda Alloh shu qizini chiqarishga kerak pulni beradi. O'sha tomni yopish kerak, qish kelib qoldi. O'sha tomni yopish kerak pul beradi. O'shuning uchun eskilarning gapi bor. Uy bilan to'y rizqini kim beradi? Qolganlarchi? Ha o'sha fikrni davom ettir. Senga o'sha to'y paytida pul zarur bo'ldi, Alloh yetkazib qo'ydi. Bilmay qolding, qadan keldi, bitib ketdi to'y. Keyin to'xtab qoldi yana. Tomni yopding, uyga kirib olding, yana to'xtab qoldi. Qaraginda, zarur bo'lgan paytda Alloh taolo beradi. O'shuncha aytayapmiz-da birodarlar, gap pulni qanchaligida emas, insonda saodatli bo'lishligi. Mana ikkita narsada, o'lchov tushunchada, tasavvurda. Inson nima sababdan rizqi tang bo'lib qoladi o'zi asli? Nima sababdan mashaqqatli hayotga qoladi? Mana shu rizqi tang bo'lgandan keyin insonni qalbi albatta sakinatini yo'qotadi. Qalbi istirobda bo'ladi. Nima sababdan deb so'rasin? Alloh bandalarga mehribon. Lekin bandalar o'zi yomon. Mana endi nima sababdan tang bo'lib qoladi rizqing? Birinchi sabab, banda Allohdan uzoqlashgan paytda rizqi tang bo'lib qoladi. Rizqi tang bo'lib qoladi, kambag'al bo'lib qoladi demayapmiz. Chunki topish tutishi zo'r bo'lib turib ham tang yashashi mumkin inson. Va aksincha, topish tutishi zo'r bo'lmasa ham hayoti osuda bo'lishi mumkin. Alloh taolo aytayapti: "Va man a'roda an zikri fa innalahu ma'ishatan donka." Kim meni eslatmamdan yuz o'girsa, bas unga tanglik hayoti bo'ladi deyapti. Hayoti tang bo'ladi, saodat bo'lmaydi. Puli bo'lib turib bo'lmasligi mumkin bu saodat. Boy, hamma yo'q yetarli, lekin hayoti tang. Nima uchun tang? Allohdan yuz o'girgani uchun. Shuning uchun birodar, seni saodatingni yo'q qiladigan, hayotingni tang qiladigan narsa Robbingdan uzoqlashib ketishliging. Qancha-qancha odamlar bor. Allohdan uzoqlashgani sababli kambag'allik alamini, tanglik hayotini totib ko'rgan. Qalbi o't bilan o'rtanib turadi. Ana shularda ba'zilari avval boy badavlat bo'lgan, rizqi keng bo'lgan, tanasi ofiyatda bo'lgan, zo'r yashagan. Keyin haddidan oshdi. Allohdan yuz o'girdi, namozga beparvo bo'ldi, gunoh masalasiga kirib ketdi. Mana endi Alloh taolo ularni mana shu fe'llari uchun keng rizqini tortib qo'ydi, salomatchiligini olib qo'ydi, faqirlik bilan, qayg'u bilan, tanglik bilan baloladi. Boshi g'alvadan, muammodan chiqmay qo'ydi. Alloh taolo aytadi: "Lekin agar ular payg'ambarlarimizni yolg'onchi qilishmaganida biz ularga keng rizq bergan bo'lar edik, lekin ular yolg'onchi qilishdi. Bas ularni o'zlari qilgan gunohlari sababli ushladik." Kim Allohning eslatmasidan yuz o'girsa, bas unga tanglik hayoti bo'lar va qiyomat kunida biz uni ikkala ko'zini ko'r holda tiriltirarmiz deydi Alloh. Banda so'raydi qiyomatda: "Robbi lima hashartani a'ma va qad kuntu basira?" Ey Parvardigor, nimaga meni ikkala ko'zimni ko'r qilib tiriltirding qiyomatda? Axir ko'rar edim u deydi. Alloh taolo aytadi: "Senga mening oyatlarim kelganda yuz o'girgansan, esdan chiqargansan, fakadalikal yawma tunsa. Bugun sen ham unutilasan" dedi. Birodar, seni hayotingni tang bo'lishligi,
Rizq masalasida siqilib bo'g'ilib yashashligini asosiy sababi Robbingdan uzoq bo'lib ketayotganing. Zalika bi annalloha lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim va annalloha samiun alim. Bunga, ya'ni mana shunday bir baloga, azobga giriftor bo'lishlarga sabab Alloh bir qavmga in'om qilgan ne'matini to ular o'zlarini o'zgartirmagunlaricha o'zgartiruvchi emasligi va Alloh eshituvchi, bilguvchi ekanligidandir. Alloh bekardan bekarga olib qo'ymaydi qo'lingdagi kengchiligini, sakinatli, xotirjam hayotingni, o'zingdan o'tib qoladi. Xudoyim bandasiga mehribondir, va lekin bandasi o'zi yomondir. وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ. Şunu şiar qolish kerak yigitlar. Nima musibat yetsa ustinga, o'zingni qo'ling bilan kasb qilgan ishing sababli yetadi. Yana men Alloh ko'pini kechirib turaman deyapti. 10 ta gunoh qildingiz, bittasiga jazo berdi, 9 tasini yuboradi shu bilan. Boshingga nima musibat kelsa, o'zingni fe'ling sababli bo'ldi. Yana men ko'pini kechirib turaman gunohlaringni deydi. وَاللَّهُ اسْتَقَامُ عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا. Agar ular to'g'ri yo'lda ustuvor turishganida biz ularni imtihon qilishlik uchun mo'l yomg'ir bilan sug'organ bo'lar edik. Demak, avvalambor birodar Allohning hukmiga, itoatiga, shariatiga qaytishing kerak. Rizq masalasida qilishing kerak bo'lgan eng birinchi narsa shu. Qanchalar taqvodor bo'lsang, shunchalar o'zingga yaxshi. Ha, faqat o'zingga, faqat o'zingga yaxshi. Seni taqvoying Allohga kerak emas. Seni taqvoying birovga kerak emas. Uni o'zi o'ylamagan joydan rislan turur. Tanohi qiyinchiligidan keyin yengillik kitobida Alloh taoloning Razzoq ekanligi haqida bir qissani keltiradi. Bir odam tirishligi qiyin bo'lib qoldi. Ahvoli tang, yegan ish narsasi yo'q, 2 kun och qolib ketdi. Kun botayotganida xotini aytdi: "Chiqib bir narsa topib kelmaysizmi?" Ochlikdan tinkamiz qurib ketdi dedi. Haligi kishi o'ziga bir yaqin bo'lgan tanish ayolni eslab uyiga borib holatini tushuntirdi. U ayol uydan bitta baliq olib chiqdi. Mana baliqdan boshqa hech narsa yo'q. Bu ham eski, ozgina hidi kelib qopti. Nima qilay dedi. Baliq tashlab oladigan bo'lib qolgan. Haligi odam mayli shuni bo'lsa ham beraver. Ochlikdan o'lib qolay dedik deb uyiga olib keldi. Uyiga olib keldi. Eski hidi kelib qolgan baliq. Qorni to'q odam yemaydi. Baliqni tozaladi, qornini yorug'di, ichidan bitta gavhar chiqdi, marvarat chiqdi. 1000 dinorga sotdi. Xarenda uni kutmagan joydan islantiradi deyapti. Allohga duo qildi, Allohga tavakkal qildi, sababini chiqib so'radi. U baliqni tashlab yubordi boyaga xotin uchun sasib qolgan edi. Ko'rdingizmi? Alloh taolo aytadi: وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ ثُمَّ اِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَاِلَيْهِ تَجْأَرُونَ. Sizlarga berilgan barcha noz ne'matlar yolg'iz Allohdandir. Shuningdek, qachon sizlarga biron balo musibat yetsa ham faqat ungagina iltijo qilursizlar. Rizq izla birodar, ammo unga hirs qo'yma. Rizq izla, ammo unga hirs qo'yma. Xoliq bo'lgan, roziq bo'lgan Alloh taolo hammani rizqini ato qiladi. Loyda ichidagi qurtga ham, dengiz tubidagi baliqqa ham, osmondagi qushga ham, zulmatdagi chumoliga ham, hatto tosh ostidagi ilonga ham. Ibn Javziy go'zal bir ajib voqeani yozadi kitobida. Baland daraxt ustida bir ilon turadi, ikkala ko'zi ko'r. Alloh taolo uni ham rizqini yetkazadi, qana qilib? Qarab turibdi, bitta qush tumshug'ida go'sht olib keldi. İlon oldiga keldi, ilon pishillab og'zini ochdi, go'sht sop qo'yib ketdi. Birodarlar, Allohning qudrati, chumchug'ni, qushni ilonga bo'ysundirib qo'yganiga qarang. Agar sizni Alloh taolo rizqingizni keng qilishingizni, rizqingizni berishingizni xohlasa, bilmay qolasiz qanday kelib qolganligini. Ana, baliqni qoradan gavhar chiqdi-yu. Alloh azza va jalla aytadi: "Yerda suzilib yurgan har bir jonivor, osmonda qanot qoqayotgan har bir qush xuddi sizlar kabi jamoalardir. Kitobda biron narsani qo'ymay yozganmiz, keyin hammalari Parvardigorlari dargohiga to'planurlar." Maryam binti Imron Iso alayhissalomni tug'ib yotganida qachon oldiga Zakariya alayhissalom kirsa, oldida
kış bosa yaz gemiyevalar, yaz bosa kış gemiyevalar turardı. Annelaki hada, ey Maryam, kayağdan kel yaptı bu narsada gene de, huva min indillah, Allah'ın huzurundan de baytaradı. Buralarım sıkılma, rızkın kefalatlengen, yazılgen günü albatta keladı, ha, yazılgen günü keladı. Etteyenmez, keçenmez, şaşılma. Sebepladı kıl, Allah'a tevekkül kıl, oylanma. Ayrım halatlarda rızkımge şerih buladı deyip, farzantlarını öldürgenler bugün. Allah Teala aytadı, estağfirullah. La taqtulu avladakum min imlaq, nahnu narzuqukum ve iyyahum. İki ayet var. Bolalaringizni kambag'allikdan korkup öldürmengiz. Biz sizlarni ham, ularni ham rizqini beramiz. İkinci ayette. Vala taqtulu avladakum khashyata imlaq, nahnu narzuquhum ve iyyakum. İnna qatlahum kana khit'an kabira. Ey insanlar, bolalaringizni yo'qchilikdan qo'rqib o'ldirmangizlar. Ularga ham, sizlarga ham biz o'zimiz rizq beramiz. Bitta oyatda sizlar deb rizqni otalarikini aytdi, keyin farzandlarda aytdi. Keyingi oyatda farzandlarda rizqi birinchi aytildi, otalarda rizqi keyin aytildi. Sizning rizqingizga hech kim sherik bo'la olmaydi. Sizning rizqingizni hech kim tortib ola olmaydi. Do'koningizni tortib olishi mumkin. Ishingizdan haydab yuborishi mumkin. Sizi kolizden tortu alışı mümkün bugün, maddi insana tortu alışı mümkün. Lekin rızkınızı hiç kaçan tortu alamaydı. Brother, sizi haydaşlık için horlayken bosa, maskara kılayken bosa, özü ketip kalsın deyip, unicat kılayken bosa biz atıldı. Özünüzü hor kımayın, Müslüman adam özünü horlaşı gibi mümkünmez. Aka han, o siz işi zorlasız. Rızkım Allah'ın zimmesi de. Allah rızkını bitti eşi gene yapsa, ikincisini açar deyip, şunu da çıkıp yatarsız.